Herkese günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Beni tanımayanlar ve kanalıma yeni gelenler için ben Emine. Öncelikle bunu söyleyeyim dedim. Biz şimdi evimizden çıktık. Bugün saat 10'a kadar sokağa çıkma yasağı var diye biliyorduk aslında ama galiba yanlış biliyormuşuz. Yani kardeşim, biz normalde 10'da açacaktık dükkanlarımızı ama kardeşim biraz erken gitmiş ve tüm çarşı açıktı diyor, değil mi? Aynen, yani biz de onunla biliyorduk ama şimdi saat 10. Saat 10, onu bir geçiyor zaten. Hani biz öyle çıktık. Ama bizim mahallede de böyle gezenler vardı. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Düğün vardı ya. Bildiğiniz. Davullu düğün. Hatta 7.30'da öyle bir vurdular ki dedim ki eyvah ne oluyor yani. Ama düğün varmış. Artık yasak bugün mü başladı? Yarın mı başlıyor? Bu konuda gerçekten bir fikrimiz yok. Detaylı bir şekilde artık bir yerlerden öğreneceğiz bu durumu da. Şimdi de iş yerimize gidiyoruz. Orada işte kahvaltı yaparım. Bu arada saçlarıma herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadım. Değil mi? Dalga aynen, geçiyordum. Olmaz, olmaz bak. Olmaz. Sen kıvırcık saçlısın diyordu. Oldu. Sadece bir fön yaptım. Hiçbir düzleştirme işlemi yok şu anda saçlarımda. Sizi de bilgilendirmek istedim bu konuda. Ben çok enerjiyim bugün. Çünkü uykumu aldım. Kahvaltı ben hazırlayacağım. Şimdi kahvaltı yapacağız iş yerinde. Daha sonra da artık gün normal bir şekilde devam edecek. Biraz geç kalktık sadece bugün. Esnaf kahvaltısı. Şunları da açsana. Açacağım. Kahvaltımızı hazırladık. Çayımızı demledik. Şimdi afiyetle yiyeceğiz, değil mi? Evet, güzel oluyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kendimize böyle domates yaptık, sucuklu yumurta yaptık. Domatese de kaşarımız kalmamış. Hiç dedik gitmeyelim. Üçgen peynir vardı üzerinde, ondan dilimledik. Bu kadar. Biz kahvaltımızı yaptık. Oje süreceğim. Yanımda ojelerimi getirdim. Aslında şu rengi sürmeye karar vermiştim ama vazgeçtim. Hemen sildim asitonla. Şimdi şu rengi süreceğim. Parlıyor. Şu tonlarda bir şey süreceğim. Kalyon'un 302 numarasını. Çok seviyorum bunu. Böyle elinizi temiz temiz gösteriyor. Evet, yine akşam ettik. Ve yine beyefendiler beni almaya geldiler. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Ha, önce bir iki işlerimiz var. Takıldım bir anda. Bir iki işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Oradan da dayımlara yemeğe gideceğiz. Bugün dayım çağırdı. Aslında gelmeyelim filan dedim. Çünkü bugün saat 8'de artık sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ama bazı küçük hanımlar bizi çok özlemişler. Annem oradaydı. Ecrinciğimiz. Aynen. Benim en küçük kuzenim anneme sitem etmiş. İşte hala biz kimseyi görmüyoruz. Biz herkesi çok özledik filan deyince de artık dedim tamam geliyoruz. Annemler de orada. Abimler de orada olacaklar. Allah izin verirse hep birlikte bir yemek yiyip herkes evine dağılacak. Size gidince Ecrin'i de gösteririm zaten. Herkes vloglarımdan biliyor aslında Ecrin'i. Benim ev temizleme... Ay ne yapıyor ya? Ev temizleme vlogumda falan da vardı. Çalan şarkı çok güzel. Şu anda ona takıldım. Neyse kapat kapat. Şimdi telif yerim. Size göstereyim mi? Bakın ben aldım bugün. Kuzumun bana hediyesi. Evet, Musa'yı aldım. Müzeyyen. Müzeyyen Senar. 2001. Son kasetiymiş değil son mi? Son kaseti diye biliyorum. Çünkü üstüne de öyle yazıyor da son kaseti ondan sonra çıkarttım bilmiyorum. Osmaniye'de yani. Bir kasetçi buldum. Ondan aldım bunu da. Artık buldukça kaset alacağım Musa'ya. Böyle dinlediği, sevdiği tarzlarda bir şeyler. O çıkacak galiba. Yola da müdahale ediyorum. Bulamadık ya. Yani. Evet, doğru düzgün bir şey bulamadık. Yabancı poptu değil mi? En üstte öyle koymuşlar. Yabancı pop vesaire vardı. Biz de onları istemiyoruz böyle. Güzel güzel şarkılar istiyoruz. Böyle güzel. Şimdi bu bindiğimiz arabada da kaset çalar var zaten. Şimdi bunu da dinlemeye başladık. Bunu eve çıkartırız ama. Divanımız Müzeyyen Senar. En son çok okuduklarım demiş. Evet abi. Bakın üzerinde de yazıyor. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel sesi var. Değil mi? Çok güzel söylüyor. Tacı da çok güzelmiş. Parıltılı parıltılı. Neyse. Eskilerin. Vay be. 2001. En kazanı. Aynen. 2001. Biz artık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel dinlemelerin olsun. Ne diyeyim ki başka?
Bak huysuz ve tatlı kadın diyor. Evet. Açma, tamam açma. Neyse dayımlarda görüşürüz sizinle de arkadaşlar. Bazı küçük hanımlar bu hanımlar. Abla gelin, abla gelin, geldik. Ne oldu? Hoş bulduk dayı. Geldik, tamam mı? Gönlün oldu mu? Sen bir şeyler indir. Konuşmak istemiyor musun? Bir şeyler indir oğlum. İstemiyor musun? Aşk olsun sana, neden? Ben gözü Ali abi filan dedim. Hiç deme. Müsabini de getirdim. Dedim benim canımı sıkmayın dedim. Ben buraya bir köpek dava alayım dedim. Kime? Bak mesajlaşıyor mesajlaşıyor. Kimle mesajlaşıyor? Bir sor bakayım sana. Şeyin adı Müsabisi. Gelene kolonya sıkıyor bu kız. Hadi bana da. Çok iyi oldu, tamam. Geldik, ellerinizi yıkayın abla. Kolonya sıkayım abla. Şimdi yetişeni gösterelim hadi. Böyle bir şişe doldurmuş. Gelene bundan sıkıyor. Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Masa hazırlanmış değil mi? Acıktın, bizi çok bekledin. Mis gibi de banyo yapmış, mis gibi kokuyor saçları. Biz dayımlardan geldik arkadaşlar. Burayı da kapatayım bu arada, çıkıyorum çünkü. Yemeğimizi yedik orada. Çok az oturduk. Birer bardak çay içtik, geldik. Şimdi ben çay koydum. Çayın yanına da bir şeyler yapıyoruz, değil mi? Ne yapıyoruz? Patatesli. Yalan söyleme, bilmiyorsun. Patatesli kek yapacağım. Ha, canım istedi. Kek. Hem şimdi bir dilim yerim, hem de yarın kahvaltıya güzel olur diye düşünüyorum. Malzemeleri hazırladım. Şimdi size malzemeleri göstereyim. Musa dedi ki ben doğrarım. Soğanla patatesleri dedi. Onları doğruyor. Ben de yapıp 2 dakika fırına süreriz. Mis gibi olur. Hem kahvaltıda yeriz hem de şimdi, değil mi? Hı hı. Çayı da koydum. Çayım da orada. Hazır olmak kahvaltıya üzere. Kahvaltıya kalır mı? Kalır canım. Sen de ne yapacaksın? Bir tepsi şey. Durun şimdi size sayayım malzemelerimi. 3 tane yumurtam var. Şöyle göstereyim. Yansıma yapıyor burası ya, çok kötü. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağından biraz az yoğurdum. Yine aynı şekilde sıvı yağım, peynirim. Tarifte kaşar peyniri yazıyordu ama benim kaşar peynirim kalmadığı için beyaz peynir koydum ben. Tuz, pul biber ve karabiber var. Karabiberi biraz az kullanmaya çalıştım. Karbonat, kabartma tozu. Karbonat nereden çıktı? Ne bileyim. Kabartma tozu ve unum var. Burada da şurayı gösterebilir miyim? 1 adet patates, 1 adet soğan ve şöyle işte az bir şey de bir avuç kadar da maydanozumuz var. İlk önce yumurtamı ve bu sıvıları çırpacağım ben şimdi çırpıcıyla. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Patatesli kek, patatesli börek, artık ne derseniz siz. Ben şimdi bunu hemen şuraya yağlı kağıt serdim fırın tepsime. Bunun içerisine yerleştirip yaklaşık 180-190 derecede pişireceğim. Böreğim pişti. Çayım demlendi. Böreklerimi de koydum. Çayımı da koydum bardaklara. Şimdi Musa'cıma servis yapalım. Umarım götürebilirim. Buyurun beyefendi. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Dikkat et. Bak orada tek başına almışsın, görünüyor. Yarım kilo. Yarım kilo. Çerezleri yiyorsun. Ne yapıyorsun? Kilo. Bilgisayarla uğraşıyor. Patates, bunu ben çok merak etmiştim. Patates, bak bakayım ilk tadına. Ha? Patates tek mi olur diye. Bak hatta başına geçip dalga sen geçtin. Bu olmayacak. Bu kabarmayacak. Evet. Sen yaparken ne düşündün biliyor musun? Ne düşündün? Vallahi ya antik kontik bir şey çıkarttı herhalde. Hadi bak tadına. Tamam tadına bak, bekliyorum. Doğruyu söyle ama. Biraz böyle kahvaltılık, akşam böyle 5 çayı için aslında. Yok doğruyu söyle, değil mi? Evet, yok. Gerçekten öyle demiştim. Dedim antik bunun bir şey çıkartıyor. Yani. Tamam hadi cevap. Yorum. Masterchef'i izli izli onlara benzedin. Bak gene izliyorum. Bakın gene burada açık. Evet bekliyoruz. Sonra da ya hadi güzel. Ama ben kendi tabağımı alacağım. Yok, çok güzel gerçekten. Doğruyu söyle bak, vallahi. Belki denemek isteyen olur, denesin mi? Ne zaman yenir biliyor musun? Kahvaltı. Akşam yenmez bir kere. Evet. Yani ben yürüyorum. Ya ben biraz kahvaltı için yaptım. Dedim yarın evde kahvaltıdayız. Yani bir şeyler yeriz. Akşam yenmez dedim, benim için yenmez. Kilo yapıyor da güzel.
Bu 4-5 de böyle akşam. Diyorum ya akşam 5 çayı. Kış oldu ya 5'in akşam yemek yiyor. Tamam yorum. İyi çok mi kötü mü? Peki güzel. Afiyet olsun. Ben şimdi kendi tabağımı da alayım. Ay saçım çıkmış buradan da. Kendi tabağımı da alayım, geçeyim içeriye. Artık MasterChef'i kapatıp yeni bir şeyler açıp izlemeye başlayalım. Daha sonra sizinle görüşürüz. Kahve istemişimdir. Ve de bir saat oldu kahve gelecek. Ama işlerim en son kahve. Dedim ki artık Emine bırak ben yapayım kahveyi. Sen otur ben hizmet edeyim dedim. Bak ben sana güzel normal kahve yaptım. Yo valla otur ben yapayım bak. Bak buranın ne olmuş bak. Nar mı? Vallahi gel bak. Ne oldu ki? Nar kim ne yaptı? Dün gece ne yaptın? Bak. Nar çırptım. Sana mis gibi kahve yapacağım. Geç dedim. Sen otur ben yapayım hadi. Hayır yaparım. Bir hadi bakalım. Bu arada günaydın arkadaşlar. Size selam vermedik. Biz kahvaltımızı yaptık. Ben bayağı çamaşır vesaire yıkadım, astım. Çünkü çok güzel bir hava da var dışarıda. Sana da günaydın. Ben dış ses. Dün gece de, bir dakika şuradan şeyler alayım. Dün gece de börek ve çaydan sonra. Bana şundan koyma Allah için, ben onu döker kırarım. Neden? Düşürürüm. Sen bana su bardağından su koy. Hayır. Bak kırılırsa. Kırılsın. Senden önemli mi akıllı? Aba git al bunun aynısını den. Aynısını almak ayrı, senden önemli olursa ayrı. İşte dün akşam en son sizinle börek yapmıştık. Ben onu yedikten tövbe sonra uyudum. O yüzden vloguma da devam edemedim. Bugün de hava çok güzel olduğu için temizlik yapmaya karar verdim. Şimdi kahvaltıyı yaptık. Maalesef temizlik yapacağız. Yaptım. Ne dedim ama istiyorsan. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahve içeceğiz. Artık kahve içtikten sonra da işlere başlarız diye düşünüyorum. Hani közde çay diyorum. Közde kahve yapacaktın sen bana. Böyle bir şey demedim ben sana. Demedin mi? Hayır demedim. Bu köz mü oluyor? Közde özelliğini de yapabilirim. Vay be vay. Sana bak sunumda. Hayır lan gerçekten közde kahve özelliği var ha. Bilmiyor muydun? Yok belki de unuttum. Nasıl bilmiyordun? Denedik hatta bir kere. Doğru değil mi? Hazır kahvelerimiz. Artık kahveleri içtikten sonra görüşürüz. Biz temizliğimize başladık arkadaşlar. Hatta Musacığım buraları süpürdü. Dedi ki süpürgeyi ben yapayım yine. Sen süpür sil. Ay pardon sil ve toz al. Bu arada da çamaşır asıyorum sürekli. Çünkü battaniyeleri yıkadım. Artık yorganlarımı yorganı çıkartacağız. O yüzden kullandığımız battaniyelerimizi yıkadım. Hava da güneşken. Onları sererim diye düşünüyorum. Tek tek sermeye başladım. Hatta birini serdim. İki tane kaldı. Oturma odasında da kullandığım böyle battaniyem vardı. Onu da yıkayacağım. Şimdi de oturma odasının tozunu aldım ben. Salonun tozunu alacağım. Daha sonra da devam ederim diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Süpürgeler kralı. Allah razı olsun. O süpürgeden. Süpürge olmasaydı benim. Süpürge bende olacaktı. Buna gücüm yetmiyor. Gerçekten zor ya. İyi çekiyor. Çok evet zor. Hele şunda. Neydi bunun adı? Benim kolum ağrıyor. Neydi? Mermer. Kalebodur. İşte kalebodur. Kalebodur mu? Fayans. Fayans. Parkede bu kadar zor değil de fayansta bence daha zor arkadaşlar. Halıda? Halıda daha kötü. Evet halıda daha kötü. O yüzden ne yapıyoruz? Halı sermiyoruz. Diyormuşum. Şimdi ben dediğim gibi buranın tozunu aldım. Hatta şöyle yaptım bakın. Biraz karıştırdım ortalığı da. Dışarıda gerçekten çok güzel bir güneş var. O yüzden evin her yerini açtım. Havalansın diye. Şimdi Musa burayı süpürürken ben şu kirlentlerimin
üzerine tüy toplama rulosuyla alacağım. Çünkü bunlarda böyle hafif beyaz beyaz tüyler var. Onların gitmesini istiyorum. Ben şimdi devam edeyim işlerime. Salonu bitirmiş bir Emine var burada. Başka nereye bitirdin acaba? Emine? Efendim? Neredesin? Hı-hı. Salon güzel olmuş. Tertemiz. Kapatsaydın kapısını. Açık bıraktım. Neden? Tozlansın diye. Yine yaparız. Ne yaptın? Ne yaptım? Ay şu fotoğrafı bir yer bulamadım. Burası çok güzel işte yatak odamızda. Bir fotoğraf köşesi yapmamız lazım aslında. Bütün fotoğrafları yığmamız lazım. Bir buçuk yılda hala yapacağız. Haftaya bir yere atalım mı buna? Atalım. Nasıl bir şey yapalım? Hafta sonu böyle güzel bir fotoğraf kendi köşesi olabilir. Kendi bir şey yapalım. Tamam. Bir iki fikir edinelim. Tozlara bir çözüm bulmak lazım ya. Ben onları terbiye ederim, tamam. Bir daha yaklaşmazlar. Bakma, esmadelerimiz üstünü kapatmaya başladı ya. Sen bütün evi herhalde... Bak o işe yaradı. Bütün evi kapatmayı düşünmüyorsun herhalde. Üstünü. Nasıl görmüş tozlardan? Tamam ben onlara eğitim burayı da veririm. Silvayla alacağım. Terbiyelendiririm ben o tozları. Sen kafanı yorma. Şimdilik idare et de. İşte şimdilik bir çözüm. Bu evleri süpürenle toplar ya. Bence ondan çok bize şey lazım. Neydi? Toz almak. Toz almak için mi? Bu da toz alıyor ama yerlerin. Hele de kışın ya. Şurayı günde 3 kere silsen silinir. Sinirleniyor mu? Bu hal ne buraların? Balonların gitmiş. Bura temiz. Hediyelikler mi bunlar da? Aynen onlar hediye gelen ürünlerim. Ne zaman açmayı düşünüyorsun? Allah izin verirse bu hafta işte mutfakta yer ayarladım. Allah izin verirse bu hafta mutfakta yer ayarladım onları. Açacaksın mı? Tepsini açacağım. Aç aç. Bu halılar falan Allah Allah. Ne yapıyorsun orada? Şurayı kapatalım da laf duymayak. Yo sildiğin yerlere adım atmıyorum. Ne yapıyorsun? Ama bu halılar. Halılar silinecekler şimdi. Temizliğimiz bitti. Evden çıkacaktık. Ama çıkamıyoruz. Neden? Neden çıkamıyoruz biz? Lastiğimiz patlamış. Ne olmuş? Şişiriyor mu makine? Ne güzel çıkacaktık. Tam dedik ki artık bitti işler, hazırlandık çıkalım. Lastiğimizin havasıymış. Patlamış mı, havası mıymış? Ne olmuş? Bir 20 lira sıkışmış. O ne demek? Yani gidip yaptıracağız 20 lira. Ha, patlamış yani değil mi? Patlamış. Bir. Genel de idare etsin de birazdan yaptırırız. Şimdi bununla şişiriyoruz. Bir alet var. Onunla şişiriyoruz. Şişirdikten sonra da artık bizi çarşıya kadar idare etsin diye idare eder o. Orada da lastiğimizi yaptırır. Artık biraz gezeriz diye düşünüyorum. İnşallah. Bugün Allah kısmet etmedi bize gezmeyi. Yani işinden mi gezemedik? Evet, temizliğimi yaptım ama bir güzel temizlik yaptım ki bir rahatım, bir rahatım. Hafta içi doğru düzgün hiçbir şey yapamamıştım evde. Ne oluyor? Doğru düzgün hiçbir şey yapamamıştım evde. Bugün de hava gerçekten çok güzeldi. Hatta şu anda da güneşten çok rahat çekemiyorum. Her yere açtım. Detaylı bir temizlik yaptım. O yüzden çok mutluyum. Mis gibi kokuyor evim. Biz şimdi arabamızın lastik işini hallettik. Değil mi? Evet hallettik. Ay ne kadar kötü bugün. Her yerden bir güneş geliyor ya. Çok kötü çıkıyoruz. Sen hiç görünmüyorsun mesela. Şimdi de biraz dolaşırız. Daha sonra da kayınvalidemlere gideriz. Kayınvalidem bugün içli köfte yapıyormuş. Aslında Musa'cığım mangal için aramıştı ama annesini. Olmadı. Bugüne kısmet değilmiş. O da bizi arayacakmış zaten. İşte ben de sizi arayacaktım dedi. Bugün içli köfte yiyeceğiz. Evet. İçli köfte yapalım. Evet. İyi oldu. Temizliğin üzerine artık yemeğimizi de orada yeriz. Şimdi biraz dolaşacağız. Müthiş bir güneş var. Tam sahil havası aslında.
Götüreyim mi? Yok ya, bu saatten sonra geç kalırız. Saat 4. Aynen, geç kalırız. 4'e geliyorum. Sizle de artık kayınvalidemlerle görüşürüz arkadaşlar. Çok güneş geliyor, çekemiyorum daha doğrusu. Yine işinin başına geçtin mi sadece? Gelir gelmez salataya koyuldu. Şu yeşil şey var ya. Neyi? Beyaz turp. Beyaz turp. Ben de onu seviyorum. Aynen. Baban da bundan. Köftenin suyu buraya konmuş. Köfteleri göstereyim mi Merve? Dur. Nereden gösterim bilemedim. Merve ayran yapıyor. Köftelerimiz de burada hazır. Biz akşam yemeği hazırlığına giriştik. Salata senden soruluyor. Vallahi bak. Yani. Geçen İbrahim abi bununla şey yağ çıkartmaya çalıştı. Şununla mı? Keşke deseydi de yayık gönderseydik. Hadi kolay gelsin. Güzel olmuş. Ellerine sağlık anne. Evet, kayınvalidem elde yapıyor. Annem makinede yapıyor. Yenice bir köfte yapıyor. Bizde her çeşit var böyle. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları haşlayacağız biz. İnce oluyor. Şey olur. Evde acıktım diye bağıran bir çocuğumuz var. Ya yemek buram açtı. Ağzım şapır şapır oluyor. Esra Erol'dan sonra, MasterChef'ten sonra. Alayım mı? Getir hadi. Oh. Güzel görünüyor. Ellerine sağlık anne. Ya otur sen ye ye. Çorbamız da burada hazır. Ben şimdi çorbaları koyacağım. Bir iki tabak daha köfte çıktıktan sonra. Evet arkadaşlar, biz evimize geldik. Gelirken de kayınvalidem elimizi boş göndermedi. Bu şekilde içli köfte yapmış. Ay konuşamadım. Bu şekilde içli köfte yapmış. Buzluğuna atarsın iyi olur dedi. Gerçekten de işten gelince çok iyi oluyor. Kolaylık oluyor bana. Ama işte tek bir pakette olduğu için ben bunları ayıracağım. Musa ile bana göre böyle az az işte 4 tane, 6 tane, 8 tane bu şekilde ayarlayacağım. Bir de şunu verdi. Bunu size açıp göstereyim ben bir dakika. Zaten bundan çıkartacağım. Saklama kabına koyalım. Hurma bu. Bu yaş hurma. Şöyle göstereyim. Yaş hurma sıcak suyun içine batırılıp kurutuluyormuş. Böyle kuru yemiş gibi. Kuru yemiş de değil. Yani böyle kuru üzüm gibi falan bir şey. Kuru hurma bu da. Çayın yanına, kahvenin yanına güzel olur. Bize de verdi şöyle. Bunu da artık ayrıca bir şeye koyarım. Bir de benim canım 2 gündür çekirdekli siyah üzüm istiyor. Normalde sevmem. Hiç sevmem bu tarz şeyleri. Ama bir aklıma düştü. Nereden düştü? Nerede gördüm bilmiyorum da. Hep bir aklımdaydı. Alalım alalım. Bugün de çarşıya uğradık. Onu da aldık. Şimdi şu köftelerimi paketleyeceğim ben. Daha sonra da çayımı koydum. Çayımı açtım buraya. Çayımızı içeriz diye düşünüyorum. Şöyle. Ben bunları da işe gitmeden önce sabah çıkartıp alt, yani buzluktan çıkartıyorum. Alt dolaba koyuyorum. Bir tepsi ya da nasıl söyleyeyim. Normal bir tabakla, işte geniş bir tabakla, servis tabağıyla. O şekilde yaptığımda çarjımdan bu şekilde ses geliyor son zamanlarda. Nedenini bilmiyorum. O şekilde yaptığımda akşam gelince haşlayıp ya da kızartabiliyorum. Bakın şöyle. Altılı paket yaptım. Diğerlerini de böyle yapacağım. Daha sonra da buzluğuma yerleştiririm. Aslında buzluğum biraz karışık. Düzenlenmesi gerekiyor. Ama bugün onunla uğraşacağım. Halim yok. Yoruldum. Yeterince iş yaptım. Daha bir posta çamaşır sereceğim. Çamaşırlar kurumuşsa onları katlayacağım. O yüzden işlerim var. Küçükmüş. Bu şeyde. Buzdolabı poşette 6 tane anca sığıyor. Zaten daha fazla koyamıyorum. 6-6 yapalım. Burada. Ben bunları paketleyeyim. Geliyorum arkadaşlar. Ben işleri yapıyorum, yapmasına da sen ne yapıyorsun bana bir söylesene. Keyif çatıyorum. Şimdi şu programı siliyorum. Program değil, şimdi şu kanalı siliyorum, tamam mı? Kesin karar verdim. Diğer tarafta televizyon var salonda, gidip orada izle. Allah Allah. Bu da benim. Hiç de bile. Şimdi sileceğim onu, görürsün sen. Şu Eray bir elenseydi ya. Hala bana Eray diyor ya. Yalnız ben bilmiyorum. O kadar ki uzağım. Badem mi?
Dur şimdi yemeyeyim. Ya al şunu şimdi yemeyeyim. Video çekiyorum. Ciddi bak, ben çekiyorum. Sana neler hazırladım bak. Neler hazırladım bir göster. Sen iş yaparken bak, kuru üzüm, şu hurma, kuru hurma. Bak. Antep fıstığı, kaju, sen badem. Niye öyle oturuyorsun? Sen bir düzgün otur. Şöyle oturayım. Takipçilerime niye böyle yapıyorsun? Sana çaya doldurdum bak. Allah razı olsun. Daha ne yapayım sana ben? Ne yapayım? TV 8'i sil. Yok bak. Ya hayır, bir de izliyoruz. Acıkıyoruz gecenin bir vakti. Diğer salonda televizyon taktırdık bak, oraya televizyon var. Oraya da gidince geliyorsun. İzledim. Oyun oynuyorsun benimle, uğraşıyorsun benimle. Uyuyun. Allah Allah. Orada cizin varsa izleyebilirsin. Keşke şuradaki hojeler de şuraya gel. İzledim, burada izledim, o tarafa geçebilirim. Hadi getir hojelerimi göstereyim. Onları sürecektim, şimdi deneyecektim hangisini süreyim diye. Gratis'e uğradık. Aa, yok, Watson's'a mı uğradık? Evet, Watson's'a uğradık biz. AVM'ye gitmiştik, bir şey bunları alacaktık oradan. Tamam. Orada da Watson's'a gittik aynen. Yok, şunu ikisini sen seçtin. Şunu ben seçtim. Şimdi pastelin. Şunu aldım. Süet mi yazıyor? Asla sabitlemiyor bu da. Süet. Nude serisinin. Yine pastel pör. Şu şekilde göstereyim. Ve pastelin yine nude'dan stone. Şurada yazıyor stone diye. Benim seçtiğim. Bunu çok beğendim. Şunu da çok beğendim. Bunlar zaten ikisi de benim tonum. Öyle söyleyeyim. Şu da böyle lilamsı gibi, pembemsi gibi. Hafif böyle içerisinde de lila yıldızlar var. Sim gibi değil de, değil mi? De daha farklı bu. Biliyorum ben seni. Gölgelenme var. Nerede kullandığını. Evet, ojede. Hangisini sen seçmiştin? Şunu ben seçtim bir tek. Doğru oldu. Koyuyu. Ben sen. Aynen. Musa biraz ojede açık renkçi. Değil mi? Evet. Pastel. Pastel tonları seviyor. İkisi çok güzel. 3 tane oje aldım. Bir de Dalin kolonya aldım. Ben sürekli çantamda Dalin kolonya bulunduruyorum. Seviyorum onu. Bu kadar. Artık vlogu burada kapatayım ben. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sen de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bay bay. Ben şimdi ojelerimi süreceğim.